Merhabalar dostlar, merhabalar Romalılar, kanalıma hoş geldiniz. Merhabalar komünistler, vatandaşlar, müminler, sevgili kardeşlerim. Bugün 18 Mart. Bugün Çanakkale Zaferi. Ruhları şad olsun. Önce Mustafa Kemal ve silah arkadaşları. Daha sonra gariban Anadolu köylüsü orada büyük, cesur, kocaman bir mücadele verdiler. Evet. Ve bugün aynı zamanda annemin ölüm yıl dönümü. Hani boşkes diyoruz ya. Ölümden daha büyük bir boşluk olabilir mi acaba? Evet. İnsan annesini özlermiş. Bazen yatıp uyuduğum zaman böyle uyumaya çalışırken anlayamıyorum. Bu kadar büyük, saçı başı ağarmış bir adam hala annesini düşünüyor bazen. Tabii ki bazen hissediyorum annemi. Yani bir şekilde enerjisini hissediyorum. Onun iyi olduğunu hissediyorum. Ve onun için dua ediyorum. Kendi inancımda dua ediyorum onun için. Ben çocuktum. Annem bana kıyamadığı için ilkokulda koridorda beklerdi. Diğer çocuklar beni dövmesin diye. Çünkü ben ilkokula çok erken yazıldım. Tabii bazı talihsizliklerim oldu o konuda. Velhasıl annemi çok güzel hatırlıyorum aslında. Yani kışları mesela annem pişi dediğimiz o çöreklerden yapardı. Arkadaşlarıma dağıtırdım. Ben yerdim. Akşam olduğu zaman hep annemle ilgili hep kış anılarım vardır. Çünkü neden bilmiyorum. Kışı ben çok seviyorum. Belki birazcık da burcumla alakalı. Ruhu şad olsun güzel annemin. Ve Çanakkale şehitlerimizin ve başta Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının Dumlupınar'ın da ruhu şad olsun. Bizler onlara layık olamadık. Gerçekten olamadık. Maden aramak için çoğunluğu giden bir sürü çoğunlukla madenlerin yurt dışına gittiği bir dönemde dağlar delik deşik, Kaz Dağları yok olmuş. Birçok dağ Türkiye'de yok oldu, yok olmayla. Yani hep gidiyorsun abi tabak gibi. Dağ yok abi ortada, dümdüz bir tabak var. Porselen tabak gibi bir şey görüyorsun. Çünkü maden şirketlerine verildiği için Kanadalı ve İngiliz daha da birçok maden şirketine Amerikalı verildiği için bizim dağlarımız haliyle doğa yok oluyor. Bunlar yetmiyor. Salda Gölü yok ediliyor. Yani ayakla bile ayakkabıyla bile girmeyin denilen o güzel Salda'nın inci gibi o Maldivler dediğimiz kumları birilerinin evlerine taşınıyor falan. Bunlar olurken son olarak da geçen yayınlarda da bahsettiğim siyanür. Yani Fırat'a doğru ilerleyen siyanür var. Allah'tan unuttuk onu yani. Onu güzelce unutturdular. Çünkü ana akım medya bahsetmedi. Hiçbir şekilde hiçbir şey yapılmadı. Konu kapandı ama yarın bir gün mesela insanlar daha ucuza, zaten Le Monde dergisinde de var o karikatür. Daha ucuza, efendime söyleyeyim işte, sebze meyve alacaklar ve bunlar büyük ihtimalle siyanürlü olacak. Yani ne yazık ki öyle bir gelecek bizleri bekliyor. Herhalde bu ülkedeki en uygun fiyatlı şey bizleriz. Buna asgari ücretlerimiz, emeklerin maaşları da dahil. Buna yaşam şartlarımız, yaşam koşullarımız da dahil. Tabii bizler kendi içimizde, bizler Türkmeniz, Anadolu köylüsüyüz, bizler Kürtüz, Çerkeziz, Aleviyiz, Sünniyiz vesaire. Bu ülkeyi oluşturan, bu büyük puzzle'ı oluşturan her bir parçayız bizler. Biz hep beraberiz. Biz hep beraber Türkiye'yiz. Ama bizler azınlık haline geliyoruz.
büyük şehirler işte Ruslar tarafından, diğer farklı memleketlerden gelen insanlar tarafından böyle açgözlülükle talan ediliyor, satın alınıyor falan işte. Peki bize sunulan ne? Bize sunulan kuru ekmek, makarna, mandalina yiyip halimize şükredip yatıp uyumamız. Yani herhangi bir vizyon yok. Bu yani. Bunlar olurken önümüzde İstanbul seçimleri var. Eko'yla Kuru Murat katılıyor. Yani Fatih'in fedaisi diyelim biz ona. Hani tamamen mizah amaçlı. Gerçekten. Yanlış anlaşılmasın. Yani şöyle bir durum var. İstanbul seçimlerine aday oldu. Ve şimdi ondan kendine yakışır bir performans bekliyorum haliyle. Mesela ne olabilir? Dev bir, aynı Erzincan'a kurdukları havuz var ya, onun gibi bir büyük bir havuzu da İstanbul'a kurabilir. Yani niye yapmasın? Bence yapabilir. O potansiyel var, onu da görüyorum yani. Özünde çok iyi bir insan. Çok saf, böyle dalgın bakışları var. Bazen küçük küçük gaflar oluyor, gaflar yapabiliyor. Çıktığı özel televizyonlarda hani gaf yaptığında şey yapabiliyorlar. Böyle alttan alıyorlar hani. İşte sevimli göstermeye çalışıyorlar ama bu yani. İşte canlı yayında çocukken işte ehliyetsiz araba kullandığını falan anlatıyor. O hafta bir anne ve bir çocuk muhabbeti var, biliyorsunuz. İsmini anmayacağım. Çok uğur getirecek isimler değil. Ama şu anda Amerika'ya kaçtılar. Çocukları da gayet de güzel insanları ezdi yani. Hatta öyle ki planlı bir Hollywood filmi gibi, yani planlı bir cinayet gibi, annesiyle beraber hala hayatta olan ve kan kaybeden insanların cep telefonunu aldılar. Cep telefonundan topladılar yani. Kimse ulaşamasın bir şekilde falan. Boş kastımızın ana teması ayranım dökülmesin, biliyorsunuz. Yani, o yüzden ayranı dökmeyeceğiz tabii ki. Çok da siyasete girmiyorum. Sevgili Murat Kurum Beyefendi'yi tebrik ediyorum bu yarışında tabii ki. Ekrem İmamoğlu'nu da tebrik ediyorum. Bir siyasi görüş ortaya sunmuyorum ama en kısa zamanda da Erzincan'la ilgili, doğayla ilgili ne yapabilecekler? Bununla ilgili de bir an evvel sorumluların bir çalışma başlatmasını diliyorum onlardan. Ve böyle hal böyleyken abi her yerde karşıma Greenpeace reklamları çıkıyor. İşte İstanbul'un bazı şehirlerinde, Pendik'te falan şey olmuyor, yani ilçelerinde daha doğrusu hava kirliliği varmış. Bu arkadaşlar da havamız kirleniyor diye şeyler veriyorlar, reklamlar veriyorlar. Ya sen Greenpeace'sin, değil mi? Yani biraz böyle bir taşak olmalı sende yani. Ya Erzincan'da koskoca bir olay oluyor ve Greenpeace Türkiye'deki İstanbul'un işte ilçelerinin hava kirliliğine, hava kalitesine kafayı takmış durumda falan. İzin vermiyorlar çünkü. Eskiden 90'larda Greenpeace çok ciddi eylemler yapardı. Kendilerini harap ederlerdi. İnanılmaz. Motor botlarla eylemler yaparlardı. Kendilerini suya atarlardı. Şimdi artık eylem yaptıklarında başlarına geleceği bildikleri için gene aynı şekilde ayranım dökülmesin minvalinde işte oranın havası kirli falan, yani biz de faaliyetimize devam edelim. Bunlar olurken korkunç bir olay yaşandı ve Trabzon'da oynanan bir maçta Fenerbahçe'ye korkunç bir saldırı düzenlendi. Ve oradaki Fenerbahçe futbolcularını linç etmeye çalıştılar. Ya bu
Gerçekten Trabzonlular kanı deli akan bir millet. Delikanlı, kanı deli akmak falan. Ben hasta Fenerliyim. Bu olaydan çok rahatsız oldum. Yani kardeşim, bir müsabaka oynanıyorsa yani kazananı da var bunun, kaybedeni de var. Artı orada Trabzon kazandığında sana ne veriyorlar? Ne oluyor? Yani hayatın çok daha iyi bir yere mi gidiyor? Güzel bir şeyler mi yaşayacaksın? Ne oluyor? Hayatını böyle bir level, iki level üste mi atacak? Yok. Giymişsin böyle bir kıyafet, futbolculara saldırıyorsun falan. Ya gerek yok abi. Hepiniz Anadolu insanısınız. Milli mücadele hepimize örnek olsun ya. Yani Trabzon'da, Antep'te, her yerde milli mücadele vardı. Siz dedeleriniz birlikte savaştınız. Hangi takımdan olursa olsun ya, Türk'üz be abi. Yeter artık, Türk Türk'e sahip çıksın. Lazıyla, Kürdüyle, aslı ne olursa olsun biz Türk'üz. Birbirimize sahip çıkmalıyız. Böyle hareketlere hiç gerek yok. Daha önce de biliyorsunuz Fenerbahçe'nin arabası kurşunlanmıştı. Yani F fanatizm. Faşizm. Değil mi? Malum örgüt. İsim vermeyeyim şimdi. Bilmiyorum. Yani aşırı yüklenen bir simülasyondayız biz Türk insanı olarak. Hayat pahalılığının aşırı yüklendiği, saçma sapan böyle olayları yaşadığımız, insanların hayatının ucuz olduğu. Mesela iktidarı kaliteli hale getirecek bir muhalefet yok. Veya iktidarla bir beraber çalışıp ya şunu da şöyle yapalım bak, böyle olsun. Buna iktidar da izin vermiyor ne yazık ki. Bizim daha sağlam kanunlara ihtiyacımız var. Öte yandan bir yerde de bir kedi Eros, İbrahim Keloğlan denen bir adamla, adam demeyelim de, ya bir varlık tarafından katlediliyor. Bir de böyle bir durum var. Hayvan yasasının acilen çıkması gerekiyor. Hem köpekler için hem kediler için. Onların dünyasına girmemeliyiz. Yani iki taraf da korunmalı. Hele hele sokak kedileri çok mazlum. Gerçekten. Mesela şehir içinde hız sınırlamaları olmalı. Mecburen olmalı. Hız sınırlaması yoksa bir sokak canı hayatını kaybedebiliyor. Ben bazen görüyorum, Antalya'da da çok gördüm. Yani ara sokakta çok hız yapanlar var. Biz insanoğlu o kadar çok bu gezegeni işgal etmişiz ki, uydurduğumuz masallarla hayvanların üzerinde hak iddia ediyoruz. Aslında sokak, doğa onların. Biz zekamız olduğu için onlara üstün geldik. Bu da adalet değil. Eros için 3 yıl hapis veriliyor zannediyorum. Daha sonrasında da şey yapılmıyor. Yani para cezasına mı çevriliyor? Pek bir bilgim yok o konuda. Ama bizim o sokak kedilerinin, sevgisini hak edecek kadar iyi bir hayvan yasasına ihtiyacımız var. Gerçekten. Buna çok ihtiyacımız var. Bahar geliyor. Yavaş yavaş. Umut ediyorum bu bahar hayırlısıyla İstanbul seçimlerini falan da atlattıktan sonra bereketiyle gelsin.
Umut ediyorum tekrar Türkler için güneş doğsun. Işık doğsun. Tekrar güzel günler olsun. Eskisi kadar olmasın. İçimden geldi. Bu yayını böyle yapmak istedim. Sürçülisanım olduysa affola. Her türlü görüşe saygım sonsuz. Hepinizi çok seviyorum. Tesadüfen bu yayını izleyenler abone olurlarsa çok sevinirim. Olmazlarsa da canları sağ olsun. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.